Sevgili hanımlar, Çakır Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlere erkek bebeklerimiz için saç örgülü yelek yapımını anlatacağım. Yeleğin boyutu 1-1,5 yaş için uygun oldu ve hatta kullandığınız ipinize göre 1-2 yaş arası rahatlıkla kullanılabilecek boyutta oldu arkadaşlar. Videonun sonunda sizlere nasıl büyütebilirsiniz, nasıl küçük örebilirsiniz, tekrar videonun sonunda sayılarını vereceğim sizlere. Yapımı çok zevkli, çok kolay ve kalıbı çok düzgün bir yelek oldu arkadaşlar. Kısaca anlatımını yapayım sizlere. 3 parça halinde öreceğim. Sağ önü, sol önü ve arka bedenini. Gördüğünüz gibi arkada da saç örgü modelini uyguladım. Ön kısmı ile aynı şekilde modeli uygulayarak yeleğimi tamamlamış oldum. Ayrı ayrı ördükten sonra omuz dikişini yapacağım. Yan dikişlerini yaptıktan sonra boyun dikişini de yaparak yeleğimi tamamlamış olacağım. Toplam 4 tane düğme kullandım. 1,5 yumak 250 metre uzunluğunda ip kullanarak yeleğimi ördüm. Yeleğim için 3,75 numaralı şiş kullandım arkadaşlar. Himalaya Bebelux ipini kullandım. %100 anti peeling ip kullanarak ördüm. Ben elimde 3,75 numaralı şişim olduğu için 3,75 kullanarak ördüm. 3,5 numara şişli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha kalın bir iple ördüğünüzde 4 numara şiş kullanarak yeleğinizi örebilirsiniz. Daha kalın bir iple ve 4 numaralı şişle ördüğünüzde kalıbı birazcık daha büyük olacaktır arkadaşlar. Kullandığınız ipinizi şişinize göre boyutu değişebilir. Başlamadan önce tekrar sizlere ölçüsünü de vereyim ben. İpimin renk numarası da 70445. Dediğim gibi açık gri ip kullanarak ördüm. 3,75 şiş kullandım. Ölçüsünü de vereyim sizlere. Tekrar saç örgüsü olduğu için biraz modelimiz topluyor arkadaşlar. Aslında 2 yaş ölçülerinde olacak sayılarla başladım ama dediğim gibi saç örgü modelini uyguladığım için yeleğimin biraz topladığı için 1-1,5 yaş diyorum ben. Eni 26 santim, kol altından 20,5 santim, 21 santim uzunluğunda kol altından etek ucuna kadar örmüşüm. Omuz kısmından da etek ucuna kadar toplam 35,5 santim uzunluğunda olarak tamamlamışım. Bu ruba ölçüsünü de vereyim sizlere. 22 santimde gördüğünüz gibi omuz kısmı, yani ön kol kısmını örmüşüm arkadaşlar. Ölçülerinize göre, kullandığınız ipinize göre boyutunu ayarlayabilirsiniz. Hazırsanız bu güzel yeleğin yapımına hep birlikte başlayalım. Yeleğimi örmeye ilk olarak sağ ön parçasından başladım. 3,75 numaralı şişime toplam 43 ilmek atarak 6 diş haroşa örgümü tamamladım ve ön kısmında bulunan saç örgü modelimizi, düz örgülerimizi uygulamaya başlayacağım. Şiş ipim ince arkadaşlar, elim sık olduğu için ben 3,75 numaralı şiş kullanarak başladım. Sizler elinize göre, kullandığınız ipinize göre ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Tekrar ben ölçüsünü de vereyim, kullandığınız ipinize ve elinize göre ölçüsü değişebilir. Eni yaklaşık toplam 16 santim uzunluğunda olmuş. 43 ilmeğim vardı toplam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 ilmeğimi 6 diş haroşa örgü olarak yeleğimin sağ ön parçasına başlamış oldum etek ucundan. Modelimi uygulamaya başlayacağım. Kenar patlarım için 7 ilmek bırakacağım ve saç örgü modelini, ortadaki düz ilmeklerimi ve saç örgü modelini uygulayarak kalan kısmını da haroşa örgü olarak öreceğim. Yine burada son ilmeklerimi örerek aldım. Kenar ilmeklerimin gördüğünüz gibi diş diş olması için sıra başında da örmeden alarak devam ediyorum. Yeleğimin modelini uygulamak için elimdeki hazır yelekten de burada göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi her iki kenarda saç örgülerimiz var. Ortada düz ilmeklerimiz var. Aralarda iki sırada haroşa örgülerimiz olarak devam edecek. Sağda ve solda kenar patlarımız için 7 ilmeğimiz haroşa, kalan ilmeklerimiz de haroşa olarak devam edecek. Modelimi uygulamak için sıra başındaki
İlk 7 ilmeğimi, kenar patlarımı haroşa örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Burada her iki saç örgümüzün kenarında birer ilmek ters örgülerimiz olacak. 7 ilmeğimi ördükten sonra bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve saç örgülerimiz için 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi saç örgü için ayırdım. Ve sağında ve solunda bir ters örgülerimiz vardı. Ters örgümü ördüm. Ve bu orta kısmında 7 tane düz ilmeğimiz var. Düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orta kısımda bulunan 7 ilmeğimi düz olarak ördüm ve yine saç örgümüzü uygulayacağım. Sağında ve solunda yine birer ters ilmeklerimiz olacak. Bir ters ilmeğimi örüyorum ve 6 ilmeğimi de düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi saç örgüsü için ördüm ve bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi de tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi de sıra sonunda haroşa örgü olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk ve tersinde haroşa ilmeklerimi haroşa, düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Yine tersinde sıra başında 13 ilmeğimi haroşa örgü olarak tamamlıyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Saç örgümün sağında ve solunda birer ön yüzde ters ilmeklerim vardı. Tersinde düz olarak çıktı. Biri düz örüyorum. 6 ilmeğimi de saç örgüsü için tersinde ters olarak tamamlıyorum. Ve tekrar bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Saç örgümüzün sırasını tamamlamış olduk tersinde. Orta kısımda 7 tane ilmeğimizi ön yüzden düz olarak örmüştüm. Tersinde ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Yine ön kısımda bulunan saç örgümüzün sağında ve solunda bir ters ilmeğimiz vardı. Tersinde bir ilmeğimi düz ördüm. 7 ilmeğimi de saç örgüsü için ters örgü olarak tamamlıyorum. Ve saç örgümün sağında bulunan bir düz ilmeğimi de ördüm. Ve kalan 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamlıyorum. Ve tersinden sıramızı da tamamlamış oluyorum. Ön yüzden yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sıramı takip ederek 7 ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi kenar patlarım için ördüm. Bir ters örüyorum. 6 ilmeğimi saç örgüsü için düz örgü olarak örüyorum. Ve saç örgü ilmeğimin yanındaki yine bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve ortadaki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortadaki düz ilmeğimi 7 ilmeğimi düz olarak ördüm ve saç örgümün sağında ve solunda birer ters ilmeğim var. Ortada da 6 tane düz ilmeğim var. Saç örgü ilmeklerimi de yine ikinci saç örgüsü ilmeklerimi de önden düz olarak örüyorum. Sağındaki ve solundaki ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Kalan 13 ilmeğimi de yine haroşa örgü olarak tamamlıyorum.
Ön yüzden sıra sonuna kadar sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi kenar 7 ilmeğimiz sarış örgü. Saç örgüsü için sağında ve solunda bir ters ilmeğimiz var. Saç örgüsü için 6 ilmeğimiz var. Ortadaki düz ilmeklerimiz 7 tane. Yine diğer saç örgüsü için sağında ve solunda birer ters ilmeğimiz var. Saç örgümüz içinde 6 ilmeğimiz düz örgü olarak var. Kalan 13 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamladım. Tersinde yine aynı şekilde 13 ilmeğimi haroşa örgü, 1 düz, 6 ters, 1 düz, 7 ters, 1 düz, 6 ters, 1 düz ve kalan patılarımı da haroşa örgü olarak sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde birkaç sıra daha örmeye devam edeceğim. Ve saç örgüyü bükme işlemlerini yapacağım ve ortadaki 7 ilmeğimizin de 2 sıra haroşa örgü olarak örmeye devam edeceğim. Saç örgülü bükme işlemine kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Tekrar kaç sıra örmüşüm bakalım arkadaşlar ve saç örgü bükme işlemini hep birlikte yapalım. Ön yüzden ve tersinden sıramı takip ederek tamamladım. İlk 6 sıramı saydıktan sonra saç örgülerimin sağında ve solunda bulunan haroşa ilmeklerim 2-4 sıra olana kadar haroşa ilmeklerimi ördüm ve ortadaki 7 ilmeğimi de tersinden saydığımda 2-4-6-8 sıra olmuş oldu arkadaşlar. Ortadaki 7 ilmeğimi her tersinden saydığımda her 8 sırada bir 2 sıra haroşa örgü örmeye devam edeceğim ve kenar saç örgülerimi de her iki kenarda bulunan haroşa ilmeklerim 4 diş olduktan sonra 4 sıra olduktan sonra saç örgü bükme işlemini yapmaya devam edeceğim. Yelek bitimine kadar bu şekilde kenar saç örgülerimiz 4 diş haroşa olunca ortadaki ilmeklerimiz de tersinden 8 sıra olunca 2 sıra haroşa örgü olarak yelek bitimine kadar devam edeceğim. Saç örgülerimi yapmak için sıra başındaki ilk 7 ilmeğimi ön yüzden bükme işlemini yapacağım. 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Ve 7 ilmeğimden sonra bir ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Ortadaki 6 ilmeğimin saç örgü ilmeğimin ilk 3 ilmeğini aparatıma alıyorum. 1 2 3. 3 ilmeğimi aparatıma aldım. Kalan 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Ve aparatımdaki ilmeklerimi sol şişimi alarak yine 3 ilmeğimi örerek saç örgü bükme işlemini yapmış oluyorum. Bu şekilde ilmeklerinizi aparata almadan çıkartıp tekrar 3 ilmeğinizle yerini değiştirerek de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde aparatımı alıp kalan 3 ilmeğimi ördüğümde saç örgü bükme işlemi daha düzgün olduğu için ben genellikle bütün saç örgülerimde ilmeklerimi aparata alıyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum ve aparatımdaki ilmeğimi şişimi alarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde dediğim gibi bana daha düzgün geliyor. Sizler elinize göre hangi şekilde rahat ediyorsanız saç örgü ilmeklerinizi bükme işlemini yapabilirsiniz. Solundaki bir ters ilmeğimi ördüm. Saç örgüsünün ortada 7 ilmeğimi haroşa örgü örmeye başlayacağım. 7 ilmeğimi haroşa örgü örmek için benim ilmek alışlarıma göre önden ve tersinden bu şekilde düz aldığım için düz olarak devam ediyorum. Tersinden haroşa örgü yine düz aldığımda haroşa ilmeklerim de ortaya çıkmış olacak. Yine 7 ilmeğimi düz olarak haroşa örgü olarak ördüm. Bir ters örüyorum. Ve saç örgüsü için yine aynı şekilde 1, 2, 3 ilmeğimi aparatıma aldım. Kalan 3 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ve aparatımdaki ilmeklerimi şişimi alıyorum. Ve 3 ilmeğimi de yine düz örgü olarak örüyorum. Saç örgüsünün solunda bulunan bir ters ilmeğimi de örerek aldım ve ilk saç örgü bükme işlemini de tamamlamış olduk. Kalan 13 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Misinalı şişlerimde başka örgülerim olduğu için arkadaşlar düz şişle başlamak durumunda kaldım. Arada ses çıkabiliyor. Tersinden yine 13 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Kol altında bulunan kısmı 13 ilmeğimiz yelek bitimine kadar kol altına kadar
haraço örgü olarak devam edecek. Tersinde burada yine saç örgümün sağında ve solunda bulunan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Saç örgü ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada ortada 7 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Dediğim gibi 7 ilmeğimi de tersinden de önden ve tersinden haroşa olarak ördüm. Ne gördüğünüz gibi ön kısma haroşa ilmeklerim çıkmış oldu. Yine saç örgümün sağındaki bir ilmeğimi düz olarak ördüm. 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamlıyorum. Ve ön yüzden örmeye devam edeceğim. Yine saç örgülerimi yine aynı şekilde önden düz arkadan ters örgü olarak öreceğim. Ortadaki 7 ilmeğimi de yine önden haroşa tersinden haroşa örgü olarak tamamladığımda ikinci sıramı da tamamlamış olacağım bu şekilde. İkinci sıramızda bulunan saç örgümüzü de ikinci sırada bulunan haroşa sıramı da bu şekilde tamamlayayım ben. Tekrar örmeye hep birlikte devam edelim. Ortadaki 7 ilmeğimin üzerine 2 diş haroşa sıramı tamamladım ve saç örgülerimi örmeye de devam ediyorum. Saç örgülerim içinde bükme işlemini tamamladıktan sonra yine sağda ve solda 2 diş haroşa sıramı tamamlamışım. Her bükme işlemini her 4 sırada bir yapmaya devam edeceğim. Yine her iki kenarda bulunan saç örgülerimin sırası 4 diş olana kadar örmeye devam edeyim. Ortadaki ilmeklerimi de yine önden düz arkadan ters örgü olarak öreceğim. Ortadaki ilmeklerimi de 8 sıra ters örgülerim olduktan sonra yine haroşa örgü olarak devam edeceğim. İsterseniz bu araları daha kısa tutmak isterseniz ben 8 sıra ters örgü olana kadar ördüm. 6 sıra ters örgü olarak da her 2 sıra haroşa örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Aradaki uzunluk kısmını sırasını istediğiniz şekilde 4 sırada, 6 sırada, 8 sırada olarak aralardaki haroşa ilmeklerinizi uygulayabilirsiniz. Ben 8 sırada uyguladım ve her 8 sırada 2 sıra haroşa örgümü örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi saç örgülerim içinde yine 2 sıramı tamamlamışım. 2 sıra daha olana kadar sıramı takip ederek, ilmek sıramı takip ederek örmeye devam edeyim. Tekrar saç örgülerimizi hep birlikte yapalım. Saç örgülerimin her iki kenarında bulunan haroşa ilmeklerim 2-4 sıra olana kadar sıramı tamamladım. Ve tekrar yine saç örgü bükme işlemini yapmaya devam ediyorum. Ortadaki 7 ilmeğimi de önden düz haroşa önden düz arkadan ters örgü olarak örmüşüm. Burada da 4 sıra düz ters ilmeklerim olmuş oldu. 8 sıra olunca da ortadaki 7 ilmeğimin 2 sıra haroşa örgü modelini uygulamaya başlayacağım. İkinci saç örgülerimizi yapmak için yine aynı şekilde 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Bir ters ilmeğimi ördüm ve yine aynı şekilde aynı yöne ilmeklerimi bükerek saç örgü modelini yelek bitimine kadar örmeye devam edeceğim. 3 ilmeğimi ön kısma doğru aldım. Kalan 3 ilmeğimi ördüm ve aparatımdaki ilmeklerimi sol şişimi alarak tamamlıyorum. Aparatınız yoksa küçük bir şiş tığ da kullanarak ilmeklerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ve 6 ilmeğimi düz olarak ilmeklerimin yönünü değiştirerek saç örgü bükme işlemini tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde saç örgü ilmeklerimizi de bükmüş olduk. Bir ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Bu ortadaki 7 ilmeğimin yine sırasını takip ediyorum. Önden düz, arkadan ters örgü olarak öreceğim. 7 ilmeğimin tersinde 8 sıra olana kadar ters örgülerim. Yine önden düz arkadan ters örgü olarak öreceğim. 8 sıra olduktan sonra 2 sıra haroşa modelini uygulayacağım. Ve burada yine saç örgümüz için 1, 2, 3 ilmeğimi aparatıma aldım. Sol şişimdeki 3 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Aparatımdaki ilmeklerimi de şişimi alarak yine düz örgü olarak örüyorum.
ve bir ilmeğimi de ters örgü olarak ördüm. Bu her iki kenarda bulunan ters ilmeklerimizin saç örgülerimizin daha belirgin olması için uyguladım arkadaşlar. Ve kalan 13 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamlıyorum. Ve ön yüzden sıramızı tamamlamış olduk. Yine bu şekilde saç örgülerim için her iki kenarda 4 sıra haroşa sıram olana kadar örmeye devam edeceğim. 4 sırada olduktan sonra saç örgü bükme işlemini uygulayacağım. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, saç örgü sırasıyla ortadaki sıramızın aynı şekilde eşit gelmemesi. Saç örgülerimizi her 4 sırada bir bükme işlemi yapacağız. Ortadaki düz ilmeğimizi de her 8 sıra ters örgülerimiz olduktan sonra 2 sıra haroşa modelini uygulayacağız. Bu şekilde koltuk altına kadar saç örgü sıramı ve ortadaki düz ilmeklerimin sırasını takip ederek örmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi kol altına kadar ördükten sonra kol kesimini yapacağım. Diğer yeleğimizde kaç santim örmüşüz bir bakalım. Yaklaşık 20-20,5 santim örmüşüm arkadaşlar. Tekrar ben sırama bakacağım. Kullandığım ipime göre uzunluğu değişebiliyor. Bu şekilde yaklaşık 20-21 santim olana kadar örmeye devam edeyim ben. Sizlere yine kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Yeleğimin sağ önlüğü için her iki kenarda bulunan saç örgü modelini takip ederek ve ortadaki ilmeklerimin sırasını takip ederek koltuk altına kadar tamamladım ve kol kesimini yaparak yakadan da ilmeklerimizi keserek örmeye devam edeceğim. Toplam bu kenar kısımlarındaki haroşalarımı saydığımda lastikle birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 diş haroşa boyunca örmüşüm. Ölçüsünü de vereyim tekrar sizlere. Kullandığınız ipinize göre ölçüsü değişebilir. Bu boyda örmek isterseniz santim olarak ölçerek yeleğinizi tamamlayabilirsiniz. Kol altına kadar yaklaşık 20,5 santim uzunluğunda olana kadar örgümü tamamladım ve kol kesimini yapmaya başlıyorum. Kış işimizde 43 ilmeğimiz vardı. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalacak, saç örgümün solunda 7 ilmeğim kalacak ve kalan ilmeklerimi keserek kol kesimini yapmış olacağım. Burada saç örgü sıramızı da takip ediyorum. 2-3. sıramı örmüşüm. Bu sıradan sonra 4 sıra olmuş olacak ve saç örgü sıramı da takip ederek örmeye devam edeceğim ve yaka kesimini yapmaya başlayacağım. 2-4-6-7 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Bir ters ördüm saç örgülerim için. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ters ördüm. Ortadaki modelimin sırasını yine takip ediyorum. Önden düz olarak aradaki 7 ilmeğimi örüyorum. Bir ters ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ilmeğimi saç örgüsü için ördüm. Bir ters ilmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, 13 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamladım. Burada kol kesimini yapmaya başlayacağım. Saç örgümün sol tarafında bir ters ilmeğim vardı. Ters ilmeğimin solunda da 2, 4, 6, 7 ilmeğim kalana kadar kesme işlemi yapacağım. Yani toplam 2, 4, 6 ilmek kesmiş olacağım arkadaşlar. Ve her iki kenarda yine 7 ilmeğim olarak örmeye devam edeceğim. Kol kısmını tersinden kesme işlemini yapıyorum. Kesme işlemini elinize göre hangi şekilde düzgün oluyorsa o şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. 2 ilmeğimi bir aldım. 1 ilmek kesmiş oldum. 2 3 4 5
6 ilmeğimi kestim. Burada 7 ilmeğimizin kalması lazım. 2, 4, 6 ilmeğimiz kaldı. Sağ şişimdeki ilmeğimi de sol şişimi alarak kesme işlemini tamamlamış oluyorum. Burada yine 7 ilmeğimi haraşo örgü olarak öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi haraşo örgü olarak ördüm. Bir düz ördüm. 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 6 örgüsü için bir düz ilmeğimi ördüm. Burada yine sıramı takip ediyorum. 2, 4, 6, 8 sıra ters, ortadaki 7 ilmeğim tersinden saydığımda 8 sıra olana kadar örmüşüm. Ön yüzden de sıramı tamamladım. Tersinde 9 sıram olmuş oldu. Bu ortada da yine sıramı takip ediyorum. 7 ilmeğimi haraşo örgü olarak örüyorum. Ve saç örgüsü için bir düz, 6 ters, 1 düz ilmeğimi örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haraşo örgü olarak örüyorum. Kol kesimini yapmış oldum. Bu şekilde ön yüzden yaka kesimini yapmaya başlayacağım. Yaka kesiminde yapmadan arkadaşlar saç örgü sırasını takip edeceğim. 2-4 sıra olmuş. Bu sırada saç örgü bükme işlemini de yapacağım ve tersinden sıramı tamamladıktan sonra ön yüzden yaka kesimini yapmaya başlayacağım. Saç örgülerimizin daha düzgün olması için bu sıramızı ön yüzden saç örgülerimizi yaparak tamamlayalım ve tersinden de sıramızı tamamlayalım. Yaka kesimini hep birlikte yapalım. Bu arada ben de misinalı şişime geçeyim arkadaşlar. Uç kısımları çarptığı için rahat bir şekilde öremiyorum. Misinalı şişime geçerek yaka kesimini hep birlikte yapmaya devam edelim. Yaka kesimini tamamladıktan sonra da bir sıra saç örgülerimin sırasını bükme işlemini yaparak saç örgülerimin sırasını takip ederek ördüm ve tersinden de sıramı tamamladım. Bu arada aradaki 7 ilmeğimin de ikinci sırada bulunan haraşosunu tamamlamış oldum. Sizler de yeleğinizin yakasını kesmeye başlarken saç örgünüzü bükme işlemini yaptıktan sonra kesmeye başlarsanız bu ön kısmı daha düzgün bir şekilde tamamlamış olursunuz. Ön yaka için kesimimi yapmaya başlayacağım. Her sırada birer ilmek keseceğim. Tersinden sıramı takip edeceğim ve böylelikle de yaka kesimini yapmış olacağım. Yaka kesimini yapmak için sıra başında 7 ilmeğim vardı arkadaşlar. 7. ilmeğimle 8. ilmeğimi bir alarak kesme işlemi yapacağım. Tekrar sizlere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğimi örmeden bir sonraki 8. ilmeğimle ikisini birlikte alıyorum. Haraşo örgü olarak alıyorum. Bu şekilde patımla birlikte sağdaki, soldaki ilmeğimi kesmemin sebebi arkadaşlar, bu kestiğimin ilmeklerimin haraşo şeklinde olmasını istiyorum. Düz bir şekilde kesme işleminizin, düz ilmek olarak kesme işleminizin devam etmesini isterseniz 7 ilmeğinizi haraşo örgü olarak örebilirsiniz. 8. ve 9. ilmeğinizi ikisini bir düz alarak bu şekilde pat kenarında kestiğiniz ilmeklerin düzgün bir şekilde düz olmasını sağlamış olursunuz. Ya da benim yaptığım gibi haraşo şeklinde olmasını isterseniz 7. ve 8. ilmeğinizi ikisini haraşo bir olarak bir alabilirsiniz ve böylelikle de bir ilmek kesmiş olursunuz. Dediğim gibi ben kestiğim ilmeklerimin haraşo şeklinde olmasını istediğim için patımın son ilmeğiyle birlikte 8. ilmeğimin ikisini haraşo olarak tamamladım. Burada 7. ilmeğimle 8. ilmeğimi bir olarak aldım. Yine sıramı takip ediyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Saç örgüsü için 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kesme işlemini ön yüzden yapacağım ve ön yakadan her sırada birer ilmek keserek kesme işlemini tamamlamış olacağım. Ön yüzden birinci ilmeğimizi kestik. Tersinden yine sıramı takip ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi haraşo örgü olarak ördüm. Bir düz ördüm. 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir düz ördüm. Ortadaki 7 ilmeğimin 2 sıra haraşosunu tamamladığım için 7 ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum.
bir düz ördüm. Burada sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamladım ve ön yüzden bir ilmek eksiltmiş olduk, kesmiş olduk ve ön yüzden tekrar kesme işlemini yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. 7. ve 8. ilmeğimin ikisini birlikte haroşa örgü olarak alıyorum. Ve 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk saç örgümüzden ilmeklerimizi eksiltmeye başlamış olduk bu şekilde de. Yine sıramı takip ediyorum. Ön yüzden saç örgü, bu kol altında bulunan, sol tarafta bulunan saç örgü sırasının büküme işlemini de yine takip edeceğim arkadaşlar. Kesme işlemini yaparken ortadaki 7 ilmeğimin yine sırasını takip ederek kesme işlemini yapacağım. Ön yüzden sıramı takip ederek bu sırayı da tamamlıyorum. İkinci ilmeğimizi kesmiş olduk. Bir ters örüyorum. Kalan kol altı için 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamlıyorum. Ve tersinde yine sıramı takip ederek haroşa ilmeklerimi haroşa, düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 düz ördüm. Burada yine sıranızı, ilmeklerinizi karıştırmayın arkadaşlar. Dönüşte 2 4 6 7 ilmeğim kalana kadar ters örgü olarak öreceğim. 2 4 5 tane ters örgüm var. 1 2 3 4 5 kalan 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamlıyorum. Ve ön yüzden tekrar üçüncü kez kesme işlemini yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kestiğim ilmeklerim de haroşa şeklinde olarak devam ediyor. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde yapmayıp 7 ilmeğinizi haroşa örgü olarak örebilirsiniz. 8. ve 9. ilmeğinizi düz olarak aldığınızda bu kenar patımızda düz bir çizgi oluşmuş olacak. İstediğiniz şekilde kesme işlemini tamamlayabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi bu şekilde haroşa olmasını isterseniz bu şekilde tamamlayabilirsiniz. İsterseniz diğer şekilde kesme işlemini yapabilirsiniz. 2 4 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Kenar patım için 7. ilmeğimi ve 8. ilmeğimin ikisini bir alıyorum. Bir ilmek daha kesmiş oluyorum ve yine sıramı takip ederek örmeye devam ediyorum. Kesme işlemini her ön yüzde yapacağım. Tersinden şişimde kalan ilmeklerimi sıramı takip ederek öreceğim. Bu sırada da kesme işlemini tamamladım ön yüzden ve tersinden yine sıramı takip ederek örmeye devam edeceğim. Bu şekilde sol tarafta bulunan saç örgümüz omuz hizasına kadar takip ederek örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yine sıramı takip edeceğim. Bükme işleminin sırasını takip edeceğim. Her 4 sırada bir bükme işlemini yapacağım. Ön yüzden kesme işlemini yapacağım. Sol tarafta bulunan saç örgümün sağında bulunan ters ilmeğime kadar ortadaki bütün ilmeklerimi her ön sırada birer birer kesmeye devam edeceğim. Saç örgümün sağındaki ters ilmeğim omuz hizasına kadar devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi bu ön yüzden her sırada birer ilmeğimizi saç örgümüzün yanındaki ters ilmeğimize kadar kesme işlemine devam edelim ve sıramızı tamamladıktan sonra, kesme işlemimizi tamamladıktan sonra omuz hizasına kadar yine saç örgü modelini örmeye devam edeceğim. Ben kesme işlemini tamamlayayım, tekrar geliyorum.
Yeleğimin yakası için ön yüzden kesme işlemini yaparak saç örgü ve ortadaki düz ilmeklerimi sırasını takip ederek son bir ilmeğim kalana kadar kesme işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi kestiğim kısımlarında haroşa şeklinde olmasını sağlamış oldum. Dediğim gibi düz bir şekilde tamamlamak isterseniz 7 ilmeğinizi haroşa örgü olarak örüp 8. ve 9. ilmeğinizi düz olarak kesme işlemini yapabilirsiniz. Son bir ilmeğim kaldı orta kısımda. Onu da hep birlikte keserek örmeye devam edelim. 1 2 3 4 5 6. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta bulunan saç örgülerim omuz kısmına kadar devam edecek. Sağında ve solunda yine birer tane ters örgülerim olmuş olacak. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı. 7. ve 8. ilmeğimin ikisini bir alarak kesme işlemini de tamamlamış oluyorum. Her iki tarafta 2 4 6 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim. Önde ve kol altında 2 4 6 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim. Ortada da 8 ilmeğim var. 8 ilmeğimin sağında ve solunda bir ters ilmeklerim. Ortada da saç örgüsü için düz ilmeklerim kalmış oldu. Omuz kısmına kadar yine saç örgü sırasının modelini takip ederek her iki kenarda bulunan 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak öreceğim. Toplam kaç ilmeğimiz kalmış hep birlikte sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ilmeğimiz kaldı ki yakalı kesme işlemini de tamamlamış oldum. Bu şekilde sol tarafta bulunan saç örgü modelini omuz kısmına kadar yine her 4 sırada bir bükme işlemi yaparak örmeye devam edeceğim. Kol altından omuz hizasına kadar modelimizi takip ederek yeteri uzunlukta olana kadar ilmeklerimizi örmeye devam edelim. Yeleğimin sağ önü için yakada kestiğimiz ilmeklerimizi tamamladıktan sonra şişimde kalan 22 ilmeğimi omuz hizasına kadar yine saç örgü modelini takip ederek tamamladım. Toplam kol altından omuz kısmına kadar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Kol altından omuz hizasına kadar ve kesimini yaparak yeleğimin sağ ön parçasını tamamlamış olacağım. Tekrar ölçüsünü de vereyim sizlere. Kestiğimiz sıradan itibaren omuz kısmına kadar yaklaşık 12 santim uzunluğunda örgümü tamamlamışım ve kesme işlemini yaparak yeleğimin sağ ön parçasını bitireceğim arkadaşlar. Kesme işlemini de sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ve arkadaki ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Kesme işlemini bu şekilde yaparak tamamlayacağım. Çok sıkmadan, çok da bol bırakmadan düzgün bir şekilde kesimini sıra sonuna kadar tamamlayalım. Bu şekilde ön yüzden kesme işlemini yapmaya başladım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde keserek tamamlayacağım. Bu şekilde kesme işlemini yapmaya devam edelim arkadaşlar. Kesme işlemini tamamlayayım. Yeleğimizin sol ön parçası içinde toplam yine 43 ilmeğimi şişime atayım ve 6 sıra haroşa örgü olana kadar sıramı tamamlayayım ve yeleğimizin sol ön parçasının modelini de tekrar hep birlikte kuralım. Omuz kısmındaki 22 ilmeğimde sıra sonuna kadar kesme işlemini tamamladım ve ipimi biraz uzunca bıraktım omuz dikişini yapabilmek için ve gördüğünüz gibi yeleğimizin sağ ön parçasını tamamlamış oldum arkadaşlar. Sol önü içinde yine aynı şekilde şişime toplam 43 ilmek atarak 6 sıra haroşa örgü olarak ördüm ve modelimi uygulamaya başlayacağım. 2 4 6 sıra haroşa örgümü tamamladım. Yeleğimizin sağ ön parçasının modelini kurmaya başladığımızda sıra başında ilk olarak 7 ilmeğimizi kenar patımızı örmüştük ve modelimizi uygulamaya başlamıştık. Burada sol ön parçası için tam tersi olacak şekilde modelimi uygulamaya başlayacağım. Yani koltuk altı hizasından haroşa ilmeklerimi öreceğim. Saç örgü ilmeklerimi, ortadaki ilmeklerimi, saç örgü ilmeğimi örerek sıra sonunda da 7 ilmeğimi kenar patlarım için ayırmış olacağım. Ve ipim sağ tarafta kaldı. Koltuk altından haroşa örgümü örerek modelimi kurmaya başlıyorum. Ön yüzü burası,
koltuk altı kısmı. Burası ipimi yine uzunca bıraktım kenar dikişini yapabilmek için. Kenar 13 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Kol altında, kol kısmında bulunan saç örgü modelini uyguluyorum. Bir ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi saç örgüsü için düz olarak ördüm ve bir ters örüyorum. Arada 7 ilmeğimiz düz olarak vardı. 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi aradaki modelim için düz olarak ördüm. Bir ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ön kısımda bulunan saç örgüsü için ördüm. Sağında bir ters örgü ördüm. 6 ilmeğimi düz ördüm ve solunda bir ters örüyorum. Kalan 2 4 6 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ön patım için tamamlıyorum. Ve tersinde yine sıramı takip ederek örmeye devam ediyorum. Bir sonraki sırada da düğme için ilk ilmeğimi açacağım arkadaşlar. 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Bir düz saç örgüsü için 6 ilmeğimizi tersinde ters olarak örüyorum. Bir düz aradaki 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum tersinde. Yine aynı şekilde aynı sıralarda saç örgü bükme işlemini yapacağım ve ortadaki düz ilmeklerimi yine aynı şekilde sırasını tamamladıktan sonra sağ ön parçasında yaptığım gibi yine iki sıra aralarda haroşa örgümü öreceğim. Bu şekilde yeleğimizin sol önü için kol altından ön kısma doğru modelimizi uygulamış olduk. Sıra sonuna kadar tersinden sıramı tamamladım ve tekrar ön yüzden örmeye devam edeceğim. Bu sırada da ön patımda ilk düğme ilmeğimi de açacağım arkadaşlar. 13 tane ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Saç örgümün sağındaki bir ilmeğimi ters olarak ördüm. 6 ilmeğimi saç örgüsü için düz olarak ördüm ve solundaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Aradaki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve saç örgümün sağında bulunan bir ilmeğimi ters, saç örgüsü için 6 ilmeğimi düz, solundaki bir ilmeğimi ters olarak ördüm ve ön yüzden gördüğünüz gibi yine modelimiz ortaya çıkmaya başlamış oldu. Sağda ve solda saç örgü ilmeklerimiz, ortada düz ilmeklerimiz ortaya çıktı. Kalan 7 ilmeğimi de burada ilk düğme iliğini açacağım. Erkek bebek yeleği olduğu için sol tarafta düğme iliğini açacağım. 2 4 6 7 ilmeğimiz var. 1 2 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Bir ajur yapıyorum, bir doluyorum. Kalan 3 tane ilmeğimi de örerek ilk düğme iliğimi de açmış oldum bu şekilde. Tersinde yine sıramı takip ederek örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bundan sonraki düğme iliklerimi de toplam 4 tane düğme iliği açacağım. Her 13 sırada bir düğme iliğimizi açmayı unutmayalım. Örgümüzü örmeye devam ederken her 13 sırada bir düğme iliğimizi açalım. Yine aynı şekilde saç örgüsü için 4 sıra olunca haroşa ilmeklerimiz saç örgü bükme işlemini yapalım. Ortadaki 7 ilmeğimizin de tersinden 7 sıra olduğunda ön yüzden sıra sonuna kadar örelim. Ve tersinden de haroşa örgülerimizi örmeye devam edelim. Sıramızı takip ederek yine sol ön parçasında ördüğümüz gibi aynı uzunlukta aynı sayıda koltuk altına kadar yeleğimizin sol ön parçasında tamamlayalım ve kol kesimini hep birlikte yapalım.
Yeleğimin sağ önünde yine aynı şekilde her iki kenarda bulunan saç örgü sırasını takip ederek, ortadaki ilmeklerimin sırasını takip ederek koltuk altına kadar tamamladım. Bu arada ilk düğme iliğimizi beraber açmıştık. Her 13 diş haraşo örgüden sonra 2. 3. ve 4. düğme iliğimi açarak düğme iliğimi de tamamlamış oldum. Ve yeleğimin sol önü için kol kesimini yapmaya başlayacağım. Burada kol kesimini sıra başında yapacağım. Sağ ön kısmında sıra sonunda dönüşte yapmıştım. Burada sıra başında yaparak örmeye devam edeceğim. Kol kesimini yaptıktan sonra da yaka kesimini yapmaya başlayacağım. Kol kesimini yapmak için yine aynı şekilde diğer kolumuzu yaptığımız gibi saç örgümüzün yanında 7 tane ilmeğim kalana kadar kesme işlemini tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ilmek kestim. Şimdiki ilmeğimi diğer şişime aldım. Saç örgümüzün sağından ters ilmeğim var. 2 4 6 7 ilmeğim kaldı ve kesme işlemini tamamlamış oldum. Kalan 7 ilmeğimi haraşo örgü olarak örüyorum. Burada saç örgülerim için 4 sıramı da tamamlamışım. Bükme işlemini yapacağım. Bir ters ilmeğimi örüyorum ve saç örgüsü için 3 ilmeğimi aparatıma alıyorum. Diğer şişimdeki 3 ilmeğimi de örerek ve aparatımdaki ilmeğimi sol şişime alarak bükme işlemini de yapmış oluyorum. Yine aynı şekilde sıramı takip ederek ikinci saç örgümünde bükme işlemini yaparak sıra sonuna kadar öreceğim. Tersinden sıramı tamamladıktan sonra ön yüzden yaka kesimini yapmaya başlayacağım. Ben bu şekilde sıramı önden ve tersinden tamamlayayım ve yaka kesimini yapmaya hep birlikte devam edelim. Sıra başında kol kesimini tamamladıktan sonra yine saç örgü bükme işlemini yaparak ön yüzden sıramı tamamladım. Tersinden de sıramı tamamlayarak sıra başına geldim ve yaka kesimini yapmaya başlayacağım. Yaka kesimini yapmak için de ön yüzden sıra sonuna kadar sıramı takip ederek örüyorum. Kol altı için 7 ilmeğimi haraşo örgü olarak öreceğim. Bir ters, 6 ilmeğim düz saç örgüsü için. Aradaki 7 ilmeğimin de haraşo sırasını takip ediyorum. Yine ortadaki 7 ilmeğimi haraşo örgü olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm saç örgüsü için. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada yaka kesimini yapmaya başlamak için tersinden kesme işlemi yapacağım arkadaşlar. Yeleğimizin sağ önünü kestiğimizde 7. ilmeğimizle ve 8. ilmeğimizi ikisini bir olarak haraşo örgü olarak almıştım ve kesme işlemini yapmıştım. Burada da her iki ön kısmının aynı şekilde olabilmesi için sıra sonuna kadar 7 ilmeğimi örüyorum ve dönüşte 7 ilmeğimi ikisini bir alarak kesme işlemini tersinden yapmaya başlamış olacağım. 1 2 3 4 5 6 kenar patım için 6 ilmeğimi haraşo örgü olarak ördüm ve 7. ilmeğimle 8. ilmeğimin ikisini haraşo örgü olarak bir alıyorum ve bir ilmek kesmiş oluyorum. Yine burada sıramı takip ediyorum. Sıra şişimde bulunan ilmeklerimi, ters ilmeklerimi, ters düz ilmeklerimi düz olarak sıramı takip ediyorum ve modelimin sırasını da takip ediyorum. Ortadaki 7 ilmeğimin ikinci haraşo sırasında örüyorum. Burada tersten kesme yapmamın sebebi arkadaşlar, diğer önümüzü ön yakayı kestiğimiz gibi burada da sol önde ve sağ önde her iki kesimin
Aynı şekilde olmasını istediğim için bu şekilde kesme işlemini yaptım. Sizler sağ önü ördüğünüzde de isterseniz ilmek alışlarınıza göre değişebilir eliniz arkadaşlar. Sağ önü örerken de yine tersinde de kesme işlemi yapabilirsiniz. Elinizden hangi şekilde düzgün oluyorsa yaka kesimlerini o şekilde tamamlayabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi 7 ilmeğinizi örüp 9. ve pardon 7 ilmeğinizi örüp 8. ve 9. ilmeğinizi bir olarak düz olarak alabilirsiniz. Ya da tersinden de yine aynı şekilde sıra sonunda 8 ilmeğinizi 7 ilmeğinizi bırakıp önündeki 2 ilmeğinizi kesebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bu şekilde kesme işlemini yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben burada sol önümüzde de diğer ön kısımda aynı şekilde olması için tersinden burada kesme işlemini yaptım. Dilerseniz sağ ön içinde tersinden kesme yapabilirsiniz. Dediğim gibi elinizden hangi şekilde düzgün oluyorsa, gözünüze hangi şekilde düzgün geliyorsa kesme işlemlerini o şekilde tamamlayabilirsiniz. İlmek alışlarınıza göre değişebilir. Kendiniz birkaç denemeden sonra hangi şekilde düzgün oluyorsa kesimini o şekilde tamamlayabilirsiniz. Yine sıra sonuna kadar örüyorum. Bir kez daha hep birlikte yapalım. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar 2, 4, 6, 7 ilmeğim kalana kadar ördüm ön yüzden sıramı takip ederek 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Ve tersinde kenar patım için 6 ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. 7. ilmeğimi de yine haroşa örgü olarak alacağım. Bir yanındaki ilmekle 2 ilmeğimi bir alıyorum ve burada da bir ilmek kesmiş oluyorum. Yine sıramı takip ediyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ortadaki 2 sıra haroşa örgümü tamamlamışım tersinden. Ters olarak örüyorum burada. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi yine haroşa şeklinde kesme işlemlerini de yapmaya başlamış oldum. Bu şekilde diğer ön kısmını ördüğünüz gibi 22 ilmeğim kalana kadar kesme işlemini tamamlayacağım. 22 ilmeğim kalınca ortadaki saç örgüsünü takip ederek kol altından omuz hizasına kadar toplam 26 diş haroşa boyunca sıramı tamamladıktan sonra burada yakada lastiğimi örmeye devam edeceğim. Omuz hizasına kadar ördükten sonra lastik 7 ilmeğimizi boyun kısmı için lastik olarak örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ben kesme işlemini tamamlayayım. Kol altından da omuz hizasına kadar 26 sıramı tamamlayayım. Hep birlikte devam edelim. Yeleğimin sağ ön parçasının kol kesimini yaptıktan sonra yaka kesimini tamamladıktan sonra kalan 22 ilmeğimi de omuz hizasına kadar tamamladım. Koltuk altından omuz hizasına kadar toplam 26 diş boyunca ördüm ve omuz kesimini yapmaya başlayacağım. Kesme işleminde gördüğünüz gibi tersinden yapmıştım. Düzgün bir şekilde kesme işlemini tamamladım. İsterseniz yeleğinizin sağ ön parçasını da tersinden kesebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi elinizden hangi şekilde düzgün oluyorsa o şekilde kesme işlemini, yaka kesme işlemini tamamlayabilirsiniz. Omuz kısmının kesme işlemini yapmaya başlayacağım. Burada ilmeklerimin tamamını kesmeyeceğim. 7 ilmeğim kalana kadar kesme işlemini yapacağım. Şu şekilde yeleğimin üzerinden anlatımını yapayım. Boyun kısmı için gördüğünüz gibi haroşa ilmeklerimi devam ettireceğim. Ve boyun kısmının uzunluğunu da tamamladıktan sonra yeleğimin her iki ön parçasını da tamamlamış olacağım. Kesme işleminde yine diğer yeleğimizin omuz kısmını kestiğim gibi ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum ve arkadaki ilmeğimi üzerinden atıyorum. Bu şekilde örerek kesme tekniği kullanarak kesme işlemini yapıyorum. Siz hangi şekilde kesme işlemini tamamlıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Elinizden hangi şekilde düzgün oluyorsa kesme işlemini yakadaki 7 ilmeğimize kadar tamamlayabilirsiniz.
Çok sıkmadan esnek bir şekilde kesme işlemini tamamlıyorum. İki, dört, altı, son ilmeğimi de alıyorum. Şişimdeki ilmekle birlikte 7 ilmeğim kaldı. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örmeye devam edeceğim. Ve tersinden yine aynı şekilde 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde boyun kısmı için yeteri uzunlukta olana kadar 7 ilmeğimi ben tamamlayayım ve yeleğimizin arkasına hep birlikte başlayalım. Yeleğimin omuz kısmını tamamladıktan sonra kalan 7 ilmeğimi de boyun kısmı için örmeye devam ettim. Toplam kestiğim hizadan itibaren 30 diş haroşa boyunca ördüm ve 31. sırada tersten kesme işlemi yaparak ipimde birazcık uzunca bıraktım. Diğer ön yakadaki 7 ilmeğimizle birlikte, yani 7 kenar patımızla birlikte dikişini yapabilmek için. Tersinden kesme sebebim arkadaşlar, haroşa şeklinde olmasını istediğim için tersinden kesme işlemini yaptım. Dikişini yaptığımızda daha düzgün bir görünüm elde etmek için ipimi birazcık uzunca bıraktım. İğnemden geçirdim. Bu arada düğmelerimi de diktim arkadaşlar. Boyun kısmını örerken uzunluğunu ayarlayabilmek için bu şekilde tamamladım. Ne çok sıkı olacak şekilde uzunlukta boyun kısmını örmelisiniz, ne de çok bol olacak şekilde boyun kısmını tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi düğmelerini diktikten sonra şu şekilde yakayı dikeceğim ve arkayı da tamamladıktan sonra yeleğimizin yakası bu şekilde olarak tamamlamış olacağım arkadaşlar. Dikişini de yapmak için diğer ön parçanın 7 ilmeğimizle birlikte, isterseniz bu 7 ilmeğinizi de yine haroşa şeklinde olarak kesebilirsiniz. Daha düzgün bir şekilde birleştirmesini yapmış olursunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde karşılıklı ilk olarak bu ipimi alttan gizliyorum, düğüm kısmını, ve diğer ön kısmıyla birlikte haroşa ilmeklerimin arasından geçerek dikişini tamamlıyorum. İsterseniz tersinden de dikişini yapabilirsiniz. Elinize göre hangi şekilde düzgün oluyorsa dikişlerinizi o şekilde tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde haroşa ilmeklerimin arasından geçerek düzgün bir şekilde dikişini tamamlamış oluyorum. Çok sıkmadan, büzdürmeden karşılıklı haroşa ilmeklerimin arasından geçiyorum. Son kez bu uç kısımdan da geçerek kenar patlarımdan dikişini tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde de boyun kısmını birleştirmiş oldum. Tersinden, bu aradan tersine geçiyorum. Bu aradan ipimin gizlemesini de yapacağım. Bu aradan tekrar bu şekilde karşılıklı geçebilirsiniz tersinden de. Çok sıkı bir dikiş yapmayın arkadaşlar. Büzmemesi için, düzgün gözükmesi için. Şuradan da tekrar geçerek ve ipimi sabitleyerek ipimin temizlemesini yapacağım. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde boyun kısmını da birleştirmiş olduk ve yeleğimin arka kısmını örmeye devam edeceğim. İsterseniz bu boyun kısmını arkadaşlar, yeleğinizin her iki önünü ördüğünüzde kenar patlarınızı ortada da dikiş yapabilirsiniz. Yani sağ ön parçasını ördüğünde 7 ilmeğinizi, bu kenarda kalan ilmeklerinizi kestikten sonra 7 ilmeğinizi 10-15 diş ördükten sonra, diğer parçada da yine aynı şekilde omuzunu kestikten sonra 10-15 diş de sağ ve sol tarafta ördükten sonra bu şekilde ortada da dikişini yapabilirsiniz istediğiniz şekilde. Ben boyun kısmına dikişinin gelmemesi için bu şekilde tamamladım. Sizler isteğinize göre boyun kısmını tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeleğimizin ön kısmını da tamamlamış olduk.
arka parçasını başlayacağım. Ben ipimi şişimi ayarlayayım. Arka parçasını hep birlikte başlayarak örmeye devam edelim. Yeleğimin arka beden kısmı için şişime toplam 73 ilmek atarak 73 ilmeğimi 2, 4, 6 diş haroşa örgü olarak tamamladım ve yeleğimin arkası için modelimi uygulamaya başlayacağım. Yeleğimizin arkasında da yine ön bedeninde olduğu gibi saç örgülerimiz ve düz örgülerimiz oluşacak şekilde, şu şekilde göstereyim elimde bulunan hazır yeleğimin üzerinden. Gördüğünüz gibi yine her iki kenarda saç örgülerimiz ve ortada da 4 tane düz örgü modelini uygulamış olacağım. 73 ilmeğimin sağ tarafında 13 ilmeğim haroşa örgü olarak 1 ters, 6 düz, 1 ters, 7 düz, 1 ters, 7 düz, 1 ters, 7 düz, 1 ters, 7 düz, 1 ters, 6 düz, 1 ters, 13 ilmek haroşa olarak sol tarafta da yeleğimin arka beden kısmı için modelimi kurmuş olacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi arka beden kısmı da aynı önündeki modeli uygulayarak örmeye başlıyorum. Birkaç sıra model kuruluşunu birlikte yapalım arkadaşlar. Kenar sağ tarafta bulunan 13 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve saç örgüsü için sağ tarafında bir ters örüyorum. Saç örgü ilmeğim için 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi saç örgülerim için düz örgü olarak ördüm. Bir ters örüyorum ve orta kısımda bulunan düz örgülerimi kurmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi ilk düz modeli kurmuş oldum. Arada bir tersim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 düz olarak ördüm. İkinci karemi kurmuş oldum. Yine arada bir tersim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz ördüm. Bir ters ördüm. Üçüncü düz örgü modelini kurmuş oldum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Son düz modelimi kurmuş oldum. Bir ters örüyorum. Ve saç örgüsü için 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi saç örgüsü için düz ördüm. Bir ters örüyorum. Kalan 13 ilmeğimi de sol taraftaki haroşa ilmeklerim olarak tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi haroşa örgü olarak tamamladım. Tersinden de sıramızı tamamlayalım. Yine 13 tane ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Kenar kısmı için 13 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Saç örgümün sağındaki ters ilmeğimi tersinde düz olarak örüyorum. Saç örgüsü içinde 6 ilmeğimi tersinde ters olarak örüyorum. Ve solundaki önden ördüğümüz düz ters ilmeğimizi arka kısımda ters olarak örüyorum. Ön kısımda düz olarak ördüğümüz ilmeklerimizi 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve arada bulunan bir ters örgülerimi tersinde düz olarak örüyorum. 7 ters. 1 düz. 7 ters. 1 düz. 7 ters. Bir düz olarak ördüm ve saç örgümün
Sağındaki tersinliğimi örmüş oldum. Ön yüzden ördüm, tersinliğimi düz ördüm. Saç örgülerim içinde ters örgülerimi örüyorum. 6 tane ön yüzde düz, arkada ters. Solundaki bir ilmeğimi de düz olarak aldım. Kalan 13 ilmeğimi haroşa örgü olarak tamamlıyorum. Kısmı biraz hızlıca anlatımını yaptım arkadaşlar, videonun çok uzamaması için. Ön kısımda uyguladığımız modeli yine aynı şekilde uyguluyoruz, sadece ortadaki düz ilmek örgü modelimiz arka kısımda 4 tane olarak devam edecek. Yine aynı şekilde ön kısmını ördüğümüz gibi saç örgülerimizin bükme sırası, her 4 sırada kenar sıralarımızı, kenar haroşa sıralarımızı saydığımızda her 4 sırada bir saç örgülerimizi bükme işlemini uygulayacağım. Düz ilmeklerimde tersinden 8 sıra olduktan sonra ön yüzden olarak devam edeceğim. Tersinden de haroşa örgü örmeye başlayacağım. Her 8 sırada da 2 sıra haroşa modelini uygulayacağım ortadaki ilmeklerimin ve saç örgü sırasını takip ederek arka beden kısmını da yine bu şekilde örmeye devam edeceğim. Kol altına kadar ön bedenini ördüğümüz gibi kenar haroşa ilmeklerimizin sırası 46 sıra olana kadar örmeye devam edelim ve 46 sıramızı tamamladıktan sonra kol kesimini hep birlikte yapalım. Yeleğimin arka beden kısmı için modelimi takip ederek koltuk altına kadar kenar haroşa ilmek sıramı saydığımda toplam 46 diş olana kadar örgümü tamamladım. Ön kısmı ile aynı uzunlukta olarak koltuk altına kadar sıramı tamamlamış oldum ve her iki kenarda kol kesimini yaparak koldan omuz kısmına kadar örmeye devam edeceğim. Kol kesimini yapmak için de sıra başında bulunan 13 tane haroşa ilmeğimizin 6 ilmeğini kesme işlemi yapacağım. Sıra başındaki 2 ilmeğimi bir alıyorum. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime alarak kesme işlemini yapmış oluyorum. Birinci ilmeğimi kestim. 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimi kestim. Kol kenarında da yine 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmeğimi de her iki kenarda omuz kısmına kadar kol altı patlarım olarak örmeye devam edeceğim. Burada saç örgü sırasını da takip ediyorum. Son saç örgümden sonra 2, 4. sıramı tamamlamışım. Ve burada da yine saç örgü bükme işlemini yaparak sıramı takip edeceğim. 3 tane ilmeğimi ön kısma alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi öreceğim ve aparatımdaki ilmeklerimi de şişime alarak saç örgü bükme işlemini de tamamlamış olacağım. Ve bir ters ilmeğimi örüyorum. 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Arka kısımda 4 tane düz ilmeklerimizi kurmuştum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğimiz vardı. Aralarda birer tersimiz var. Sıra sonuna kadar sıramı tamamlayacağım ve dönüşte de diğer kol altında kesme işlemini yaparak her iki kenarda kesme işlemini tamamlamış olacağım. 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters ilmeğimi ördüm ve saç örgüsü için burada da yine aynı şekilde saç örgülerimi bükme işlemini tamamlıyorum. Bir ters ilmeğimi ördüm ve kalan 13 tane ilmeğimi sıra sonuna kadar haroşa örgü olarak örüyorum. Dönüşte de 6 ilmeğimi keserek her iki kol altında kesme işlemini tamamlamış olacağım. Ön kısımda da yine aynı şekilde 6 tane ilmeğimiz kalmıştı kol kenarında. Burada da yeleğimizin arkasında da aynı şekilde ilmeklerimiz kalmış olacak. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi bir aldım. Birinci ilmeğimi kestim. 1 2 3 4
5 ve 6 ilmeğimi kestim. Kalan 7 ilmeğim de şişimdeki ilmekle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamladım. Burada yine sıramı takip ediyorum. Yine aynı şekilde saç örgü bükme sırasını takip ederek ve ortadaki düz ilmeklerimizin sırasını takip ederek örmeye devam edeceğim. Burada düz örgülerim içinde 2, 4, 6, 8, 9. sıraydı. Ön yüzden gitmiştim arkadaşlar. Burada da saç örgü sıramı takip ederek 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Şişimizde kalan ilmeklerimizi omuz kısmına kadar sıramızı takip ederek yine aynı şekilde hiçbir artırma veya eksiltme yapmayacağım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi, şişimde kalan bütün ilmeklerimin tamamını omuz kısmına kadar öreceğim. Ön kısımda kol altından omuz hizasına kadar toplam 26 sıra örmüştüm. Arkası için boyun kısmına dayanmasını istemiyorum. 25 veya 24 sıra öreceğim arkasını ve kesimini yapacağım. Dediğim gibi boyun kısmına dayanmasını istemediğim için uzunluğuna bakacağım arkadaşlar. Arka kısmına da boyun kısmına kadar tamamlayayım ve kesimini yapayım. Yeleğimizin dikişini hep birlikte yapalım. Yeleğimin arka kısmı için kol altından kesimini yaptıktan sonra omuz hizasına kadar toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 diş haroşa boyunca ördüm. Yine her iki kenarda saç örgü modelini uygulayarak ve ortada bulunan düz modelimi uygulayarak omuz hizasına kadar tamamladım. Ve ön yüzden kesimini yaparak yeleğimin arkasını da bitirmiş oldum. Kalan ipimi burada biraz uzunca keseceğim omuz dikişini yapabilmek için. Ve yeleğimin dikişini yapmaya başlayacağım. Yeleğimin dikişini yapmak için her iki ön yüzü iç kısma getirerek kol altından beden kısmının dikişini ilk olarak tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi ön yüzleri iç kısma gelecek şekilde her iki kenardan koltuk altına kadar dikişini tamamlayacağım. Dikişimi tamamlamak için kenar ilmeklerimin diş dişi olması için sıra sonunda örerek almıştım. Sıra başında örmeden almıştım. Bu şekilde sıfır dikiş yaparak yeleğimin dikişini tamamlamış olacağım. Buradaki karşılıklı ilmeklerimin içinden sıfır dikiş yaparak kol altına kadar devam ediyorum. Bu aradan bir kez daha geçeceğim. Buradaki kalan ipimi daha sonra dikişimi tamamladıktan sonra gizleyeceğim. Her iki ön parçayı başlarken ipimi biraz uzunca bırakmıştım. Tekrar düğüm olmadan dikişimi tamamlamak için gördüğünüz gibi karşılıklı ilmeklerimin içinden geçerek kol altına kadar bu şekilde kol altına kadar her iki kenarın dikişini tamamlayalım ve omuz hizasının dikişini de birlikte yapalım. Beden kısmı için her iki yan dikişimi koltuk altına kadar tamamladım. Gördüğünüz gibi sıfır dikiş yaparak çok düzgün bir şekilde yeleğimin yan dikişlerini de yapmış oldum. Ön yüzden de bu şekilde tamamlamış oldum. Yine haroşa sıralarımı takip ederek dikişimizi bitirmiş oldum arkadaşlar. Dikişimi yaparken de çok sıkmadan, büzdürmeden esnek bir şekilde örgümün esnekliğine göre dikişimi tamamladım. Ne de bol kalacak şekilde aralarda ipim bol kalacak şekilde dikişini tamamlamış oldum. Örgünüzün esnekliğine göre elinize göre dikişinizi ayarlayabilirsiniz. Her iki yan dikişini tamamladım ve omuz kısımlarının dikişini yapmaya başlayacağım. Burada her iki kenarda omuz kısmını keserken önde ve arkada ipimi biraz uzunca bıraktım. Tekrar dikiş düğüm olmadan dikişimi tamamlayacağım. Omuz kısmının dikişini tamamlamak için de bu şekilde yine tersinden karşılıklı ilmeklerimin içinden geçiyorum. Burada dikişimizi tamamlarken gördüğünüz gibi düz bir şekilde dikişimi tamamladım. Düz ilmeğimin iç kısmından arkadan ve önden bu şekilde karşılıklı birer birer geçerek omuz kısmının dikişini tamamlayacağım. Düz ilmeğimin iç kısmına gelecek alt kısımdaki yerden arka kısmı için, ön kısmı için de yine aynı şekilde bu şekilde karşılıklı geçiyorum. İsterseniz bu şekilde aynı tekniği kullanarak ön yüzünden de omuz kısmının dikişini tamamlayabilirsiniz.
Elinizden hangi şekilde düzgün düşüyorsa omuz kısmının dikişini bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Karşılıklı düz ilmeklerimin iç kısmına gelecek ilmeklerden karşılıklı geçiyorum. Ön yüzden de gördüğünüz gibi bu şekilde dikişini tamamlamış oldum arkadaşlar. Her iki omuz kısmını boyun kısmına kadar buradan, diğer ipimi de yine aynı şekilde omuz kısmına kadar buradan dikişimi tamamlayayım ve boyun kısmının dikişini de hep birlikte yapalım. Her iki omuz kısmını orta kısma kadar, boyun kısmına kadar dikişini tamamladım gördüğünüz gibi. Ve boyun kısmının dikişini de tamamlamak için yine bu kenar ilmeklerimin içinden, kenar haroşa ilmeklerimin içinden, boyun kısmında bulunan 7 ilmeğimin içinden geçiyorum. Ve burada düz örgümün yine iç kısmındaki tek ilmeğinin içinden geçerek dikişimi tamamlıyorum. Bu şekilde tuttuğunuzda ortadaki boyun kısmının 7 ilmeğimizin düzgün bir şekilde gelmesi için bu şekilde esnetiyorum. Ve karşılıklı sıramı takip ederek karşıdaki haroşa ilmeğimin içinden ve boyun kısmının düz ilmeğimin içinden karşılıklı bu şekilde boyun kısmının tamamen dikişini yapacağım. Gördüğünüz gibi boyun kısmında bulunan haroşa ilmeklerimin içinden ve arka kısımda kestiğim düz ilmeğimin ilk iç kısma gelecek ilmeğinin içinden karşılıklı geçiyorum. Yine tersinden yapıyorum boyun kısmının dikişini de. Gördüğünüz gibi hem tersinden hem de ön yüzden düzgün bir şekilde yeleğimin dikişini tamamlamış olacağım arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi karşılıklı düz tutarak boyun kısmının dikişini sıra sonuna kadar, omuz kısmına kadar tamamlayalım ve kalan iplerimizi de temizlemesini yaparak yeleğimizi hep birlikte bitirelim. Boyun kısmının sıra sonuna kadar dikişimi tamamladım ve kalan ipimi de aralardan gizleyerek temizlemesini yaptım. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde hem ön yüzden hem tersinden boyun kısmının dikişini de tamamlamış oldum bu şekilde arkadaşlar. Siz boyun kısmının bu 7 ilmeğinizi ördüğünüz, isterseniz boyundan dikişinizi yapmadan orta kısmı örerek birazcık ip bırakın arkadaşlar. Arka beden kısmını tamamladıktan sonra boyun hizasına göre ilmek sıranızı ya da boyun kısmını ördüğünüz sırayı ayarlayabilirsiniz. Düzgün bir şekilde dikişinin olması için, ortadaki ilmeğimizin uzun veya kısa olmamasını istiyorsanız daha sonra boyun kısmının dikişini tamamlayabilirsiniz. İlk olarak 7 ilmeğinizi ördükten sonra arka kısmına kadar sıranızı ayarlayabilirsiniz. 7 ilmeğimi örerken de her iki kenarın haroşa şeklinde olacak şekilde örmüştüm ve dediğim gibi gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde boyun kısmıyla iç kısmı ve dış kısmı bu şekilde olarak yeleğimi tamamlamış oldum. Hemen çevirelim yeleğimizi, bakalım nasıl bir yelek örmüşüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ön kısmı bu şekilde olarak düzgün bir şekilde yeleğimi tamamlamış oldum. 4 tane düğümü kullandık. Arka kısmı da bu şekilde olarak yeleğimi bitirmiş oldum. Çok düzgün bir kalıp oldu arkadaşlar. Yeleğimin boyutu 1-1,5 yaş ve hatta 2 yaşına kadar kullanılabilecek boyutta oldu arkadaşlar. Sizlere verdiğim bu sayılar aslında 2 yaş için çok uygun. Ama hem önde hem arkada saç örgü modelini uyguladığımız için yeleğimiz birazcık topluyor. Topladığı için de ben biraz da büyük kalıp çalışmayı seviyorum. 1-1,5 yaş arası, dediğim gibi ipinize göre aynı sayılarla ördüğünüzde boyutu değişebilir. Biraz daha kalın ve
iple ve şişle ördüğünüzde 2 yaşına kadar rahatlıkla kullanabilecek boyutta olacaktır. Daha küçük örmek isterseniz sayılarını da vereyim sizlere. Önleri ben 43 başlamıştım. Sizler 40 ilmek başlayabilirsiniz. 40 ilmeğinizi de yan haroşa sıralarından azaltabilirsiniz. Bu ortadaki 7 ilmeğimizi 6 ilmek yapabilirsiniz. Bu kenar ilmeklerinizi de 13 yapmıştım ben. 11 olarak tamamlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Kol altından da başladığınız sıraya göre 2 ilmek eksik başlıyorsanız 2-3 ilmek haroşa sırası kol altından kısaltabilirsiniz. Koldan omuz kısmına kadar olan bölümü de yine 2-3 sıra kısalttıktan sonra daha küçük örmüş olursunuz. Dediğim gibi 38 ilmek başlayabilirsiniz. 6 ay bebekleriniz için, 5-6 aylık bebekler için 36 ilmek başlayabilirsiniz. Kol altına kadar olan bölümden de 4-5 sıra kısaltabilirsiniz. Omuz kısmı için de yine 3-4 sıra kısaltarak tamamlayabilirsiniz. Bu ön kısımda yanlarınızı, sayılarınızı azaltmak istediğinizde bu yan kısımlara kaç ilmek bırakıyorsanız arkadaşlar, arka beden kısmı içinde bu haroşa kısımlara aynı şekilde ilmeklerinizi bırakmanız gerekiyor ki yeleğin ön ve arka beden kısmı aynı sayıda olabilmesi için. Mesela ben önleri 13 ilmek bırakmıştım kenar ilmeklerimi. Arka kısmını da her iki kenarda 13 ilmek bırakarak devam ettim. Sizler önde 11 ilmek bırakıyorsanız arkada da her iki kenarda 11 ilmeğiniz haroşa gelecek şekilde ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Yine büyütmek istediğinizde de yine aynı şekilde 45 ilmek başlayabilirsiniz 2-3 yaş arası için. 45 ilmek başladığınızda da buraları 13 ilmek yerine 15 ilmek yapabilirsiniz. Arka kısımda da yine aynı şekilde buraları da 15 ilmek olarak ayarlayıp örgünüzü başlayabilirsiniz. Dediğim gibi gördüğünüz gibi çok düzgün bir kalıp elde etmiş oldum arkadaşlar. Severek anlatımını yaptım sizlere. Sizler de umarım beğenirsiniz. Örecek arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki çalışmamda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.